Çanakkale Turizmi, 2018 yılında başlayan Troya yılı ve ardından Avrupa'yı Asya'ya bağlayan köprünün tamamlanmasıyla birlikte çok kıymetli bir dönem yaşıyor. Köprünün tamamlanmasıyla birlikte İstanbul'a alternatif bir güzergah oluşacak. Travel Türkiye İzmir Turizm Fuarı'nda tanıtımlar yapan Çanakkale standında açıklamalarda bulunan Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, son dönem Çanakkale'nin köprüyle anılmaya başladığını ve köprünün hayata geçmesiyle birlikte bölgenin trafiğinin artacağını ve altyapılar ile birlikte bölgenin Türkiye'de çok önemli bir destinasyon haline geleceğini söyledi. Çanakkale'de Troya yılı ilan edildi kardeşlerin sayesinde, valilik sayesinde, belediyeyle uyumlu çalışmaları sayesinde. Böylece de bir ilk başladı değil mi? Yani Troya yılı ile birlikte Türkiye'de şehirlerin, daha doğrusu antik kentlerin, antik tarihi yerlerin ön plana çıkartıldı. Yeni bir destinasyon turizmi, yeni bir akım başladı. Çok mutluyuz. Biz de arkasından Göbektepe'de söylemiştik. Patara böyle bu şekilde devam ediyor. Turizme küçücük de olsa bir katkısı oldu. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Çanakkale deyince şu anda köprü geliyor. Eskiden Troya geliyordu ama şu anda köprü çok önde. Çünkü oranın trafiğini artıracak. Yani orayı gerçekten tüm Türkiye açısından da iyi bir destinasyon yapacak. Yer altyapılarla birlikte oradaki güzellikleri bütün Türkiye keşfedecek. Çanakkale'deki acentalar diğer acentalardan çok daha avantajlı oldu. Bu ulaşım sayesinde gerçekten önümüzdeki dönemde özellikle iş turizmi yapanlar için yepyeni ürünler çıktı orada. Hayırlı olsun diyor. Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği Balıkesir Çanakkale Bölge Başkanı Ahmet Çelik, Başkan Firuz Bağlıkaya'nın Çanakkale'ye olan ilgisi için teşekkür etti ve bölgedeki turizm gelişmelerini değerlendirdi. Çanakkale Balıkesir bölgesi biliyorsunuz 2018 Troya yılıyla inanılmaz bir ivme yakaladı. Köprünün bitmesi, hem ulusal ve hem uluslararası fuarlarda bölgemizin tanıtılması ciddi bir seviyeye getirdi. Tabii bunun başlangıcı 2018 Troya yılı. Akabinde müzenin daha fazla turist bölgeye çekmesi, uluslararası ödüller alması bölgemizin uluslararası anlamdaki seviyesini biraz daha yukarıya çıkardı. Son dönemde özellikle biten köprü ise Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayacak ve bölgemize özellikle yeni bir arter kazandıracak. Balkan coğrafyasından, Avrupa coğrafyasından İstanbul'a alternatif bir güzergah, alternatif bir bağlantı Anadolu'ya olacak ve sonucunda daha fazla iç pazar ve dış pazar müşterisini bölgemize çekeceğimize inanıyoruz. Aslında adeta Tura 2018'de başlayan, köprüyle biten inanılmaz kıymetli bir dönem yaşıyoruz. Bunun Çanakkale ve Balıkesir turizmine çok büyük etkilerini önümüzdeki kısa süreç içerisinde hep birlikte yaşayacağız.